kaçın şöyle. Yakala şu an. Dur. Kaçma. Dur kimse kaçmasın. Yakala şimdi yakala. Şunu al şunu. Hepsini yakalayın. Yakala kaçma. Aşağıları yakala. Yakala şunu. Kimse kaçmayacak. Ne oluyor? Ne oluyor Barış? Ne oluyor? Kimse kaçmasın. Kaçma. İşte kemik yarışıyor. Nerede? Kıpırdama. Niye kaçıyorsunuz lan? Abi vallahi eve gidecektik abi. Park imşeği kaçıyorsun hazır. GMT'ye bakıyorlar. Bir şey. Bir şey yapmıyoruz polis abi. Ne yapacağız ya? Nasıl bir şey yapmıyoruz lan? Herkesin ağzı yüzlü almış. Siz de geçin bu tarafa. Bir hastaneye gidecektik. Olayı anlayalım. Biz gereken yere götürürüz. Geç. Herkes içindir içersin. Kimlikleri toplayın. İnsanın beni öldürecek. Hepsine iyice bakın. Serseri misiniz oğlum siz? Senin ne suçun var ki? Seni koruyamadım. Daha iyi araba kullansaydım şu dövüş şeysine yetişecektim en azından. O zaman böyle olmazdı. Oğlum sakin ol, korkma. Oğlum inşallah karakola götürmezler. Suratlara bak. Çete kavgası mı? Ne lan bu böyle? Yok abi. Çete. Lan! Biz arkadaşlarla öyle sadece toplandık amirim. E'si? Amirim, arkadaşlarla aramızda bir husumet oldu ama biz hallettik değil mi beyler? Sen şu dizide oynuyorsun değil mi? Evet. Esül. Ünlü var oğlum burada bak. Peri masalındaki Yağmur. Senin ne işin var bunların arasında? Benim eski arkadaşlar. Toparlayın bunların hepsini dışarı çıkartın. Çıkartın bunların hepsini. Resul kimse kaçmasın. Geç. Sallanma. Geç. Geç sen de. Geç. Geç siz de geçin. Yavaş dikkat et. Evet, sallanma. Geç. Geç. Ağrım var mı? Balkan sen al bunları bizim şey. Allah Allah. Ne şöyle? Allah Allah. Ben Firza'yı arayayım. Hastaneye gideceğimi söyleyeyim. Ah! Aman yarabbim Barış ne? Yüzü hali. İyiyim Firuz, iyiyim. Bir şey yok. Ah, tabii ki iyi değilsin. Firuz Hanım, elimden geldiğince çabuk gelmeye çalıştım. Ah! Ben menajeriyim. Barış'a yetişebilmek için arabanızı almak zorunda kaldım. Özür dilerim. Memur Bey, kolay gelsin. İyi görevler. Ben nedir mesele öğrenebilir miyim? Vallahi aslında biz de onu anlamaya çalışıyoruz şu an. Anladım. Neler oldu? Firuz, ben eski arkadaşlarımla buluştum. Sonra biraz kavga ettik. Sonra tartıştık. Hepsi bu. Hemen hastaneye gitmemiz lazım. Ben de söyledim ama... Halini görmüyor musunuz? Acil tıbbi yardıma ihtiyacı var. Memur Bey, Barış Toplum'un tanınan bir ismi. Bizim ajansımızın da oyuncusu. Anladığım kadarıyla ortada bir suç da yok. Müsaade ederseniz biz onu hastaneye götürelim. Ben bir kartımı da takdim edeyim size. Buyurun. Şimdi cebetelerine baktım mı? Sicilleri temiz amirim. Ver şimdi kendine. Bir daha da o arkadaşlarımla görüşme. Bak bizim çocuklar da seni çok seviyor. En azından kötü örnek olma. Çok teşekkür ederim. Sen de çıktın. Sana bana haber ver tamam mı? Kaç olursa olsun uyumayacağım ben. Sana tepki. Senin o arasında ne işin var bro? Ha? Al bak. Bak. Ya daha düne kadar biz de onlardandık. Oğlum sen niye kendini farkına varmıyorsun lan? Ha? Ünlüsün sen, ünlü. Memleketin gözü komple senin üstünde. Magazinciler akbaba gibi peşinde haber yapıyor bilmiyor musun? Aa bak ben var ya, senin menajerinin yapacağı menajerliğe de tüküreyim. Ulan hiç mi arkanıza bakmıyorsunuz be? Kim? Menajerim mesaj atıyor. Hayır, fanlar. Ver bakayım. Biz seni bizdensin diye sevdik. Ünlenince şımardın. Adam ünlü diye bırakmışlar. Böylelerini bir ömür hapse tıkacağım. Aa! Parayı bulunca Fight Club'a katılmış. Torpili olmasa karakoldan çıkamazdı. Serseri gibi kavgaya karışmış. Ünlü diye dokunmamışlar bile şanslı. Mahalle serserilerini ünlü diye başınızın üstüne koyarsanız gelir tepenize. Barış. Barış. Bir Barış. Dur, bir dur. Barış ya, yazma oğlum. Bir sakin ol ya. Yazma bir şey. Barış. Ya bir dur. Yüzüme kapattı. Fanlara cevap yazıyor. Ne? Sensin lan serseri, ağzını topla. Oh. Cevap geldi mi? Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Geldi. Toplamasan ne yaparsın? Gelip beni de mi döversin?
Dizi dağdan dönmeye benzemez. Alırım paçanı Barış. Of. Kıyafamlarda linç ediyor Barış. Aydın! Aydın! Aydın, Barış yanında mı? Çabuk al o telefonunu elinden, çabuk. Kuru, tamam sakin. Sakin. Tamam sakin. Ya tamam. Ya bir versene şunu. Bir ver. Feris arıyor. Tamam, Feris'le konuş. Barış'cığım yanlış, üstüne yanlış yapıyorsun. Ne olur lütfen. Dur artık, dur. Hemen sil o mesajları. Küfür ediyorlar Feris. Barış'cığım şu an gölgelerle dövüşüyorsun. Bu dövüşte tek canı yanacak kişi de sensin. Lütfen sil o mesajları. Telefonunu da kapat. Sosyal medyaya falan da girme. Bak ben her şeyi toparlayacağım. Lütfen Barış, lütfen güven bana, tamam mı? Ha? Barış. Tamam. Bugün evden de çıkma. Benden haber bekle. Tamam Feris. Silmeye başladı. Siliyor. Siliniyorlar, tamam. Basın açıklaması mı yapsak? Olmaz. Haberden korktuğumuz anlaşılır. Ama sessiz kalırsanız da... Bu sektörde tek magazinci Ece değil. Banu. Ne haber? Görüşemiyoruz. Sen yok musun sen? Ay yok canım, ben de. Sağ ol, ben de. Ah bak şekerim, ben seni niçin aradım? Şu Fransız ortaklı film projesi var ya. Ha, evet o. Çok acayip bir isimle anlaştılar. Evet, tabii ki benim oyuncum. Olmaz, bana bir kahve ısmarlamadan söylemem. Sen benim asistanımı ara. Cuma'ya bir randevu ayarlasın. Hangi haberi diyorsun? Aa, Ece'nin yaptığını mı? Şu kadına cevap verip iyice havalandırmak istemiyorum vallahi. Hayır, sen benim arkadaşımsın diye söylüyorum. Yoksa bilirsin beni, böyle şeyleri yalanlamaya tenezzül bile etmem. Barış öyle bir gecede olay çıkarır mı? Deli mi bu çocuk? Değil. Sonra da gitmiş bir kavgayı ayırmaya çalışmış falan. Ama öyle bir yazmış ki sanırsın Barış illegal dövüşlere katılıyor. Ha full saçmalık. Neyse canım, böyle şeyleri konuşmaya, vakit harcamaya bile değmez. Tamam güzelim. Cuma beraberiz. Görüşürüz. Şimdi bırakalım da Banu da oyununu oynasın. Biz Barış'ı savunursak kimse inanmaz. Ama başka bir magazinci savunursa işler değişir. Seni merak ettim. Nasılsın? Bir apartman girişindeki paspas gibi. Gelen geçen çiğniyor. Sosyal medyada yazılanları mı okuyorsun? Niye yapıyorsun bunu kendine Barış? Hem sadece kötü şeyler yazmamışlar ki. Seni destekleyip seni seven insanlar da bir sürü. Bak, sen de okumuşsun. Ya ben işim icabı okudum öylesine. Zaten öyle sosyal medyada yazılan şeyleri hiç önemsemem ben. Hem Feris Hanım bile söyledi. Birkaç haftaya unutulur gider dedi. Gerçekten bak. Peki ben nasıl unutacağım asistan kız? Neyse. Bir şekilde atlatacağım. Sesini duymak iyi geldi. Ne zaman istersen ara, tamam mı? Ben buradayım. Görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. Senin başka bir eve gidiyormuş. Bir tane arkadaşının ablası mı ne? Ev arkadaşı arıyormuş. Termosifonu ödememek için. Sen söylemedin mi konuyu hallettiğini? Söyle. Fırsatçılık yaptım. Kurtuluyoruz o stikerli manyaktan. Oo, uyandın mı bro? Gel gel otur. Hı-hı. Gel çayını dökeyim gel. Gel bakalım. Vallahi var ya. Annem bile sana benden daha iyi bakamaz ha.
Barış abi günaydın. Günaydın. Geleyim mi? Gel gel. Hayırdır kardeşim? Celal Bey revize senaryo gönderdi de değişikleri kırmızıyla işaretlemiş abi. Senaryo mu değişti? Öyle dedi abi. Aydın abi nasılsın? Gel gel otur bir şey içki. Abi zahmet vermiyorum. Gel ya gel ne zahmeti gel. Gel. Otur oğlum ya. Kahvaltı yaptın mı? Yaptım yaptım. Otur bak bir çocuk var. Mi? Bak taze ekmek var. Ha? İnşaatlara çalışsan, ünlü de olsan bekarlıkta aynen bu şekil yiyorsun işte. Abi vallahi tokum. Gel gel. Peki, Dicle bize kahve getirir misin lütfen? Tabii. Boşarıyor. Onu toplantıdan sonra arayacağım. Tamam. Barış merhaba. Teyzenin toplantıya gitti. Ona söyler misin? Çok önemli. Bugün yönetmen görüşmesi var. Toplantısını bölüm ama o yüzden benim yapabileceğim bir şey varsa ben yapayım. Yok. Çıkar çıkmaz beni arasın tamam mı? Sağ ol. Barış'cığım pardon daha önceden dönemedim. Bir oyuncumun yönetmen görüşmesi vardı. Celal Bey revize senaryo yollamış Feriz. Senaryo mu değişmiş? Olabilir. Bütün sahnelerimdeki diyalogları çıkarmışlar. Aksiyon da yok. Beni orada saksı gibi dikecek, oyunculuk yaptırmayacak. Tamam. Yapımcı aklı sıra seni cezalandırıyor. Tamam ben konuşurum. Gerek yok. Ben konuşacağım. Ne? Saçmalama. Bu menajerin işi. Ben aradım zaten Celal abiye. Yoldayım. Bekle, bekle. Sakın ben gelmeden görüşme. Sakın, sakın. Geliyorum. Dicle! Yetişemeyeceğim diye sözüm koptu. Güya Celal abinin başka bir görüşmesi varmış. Yalan, mahsus yapıyor. Bana ayar vermek için bekletiyor beni. Tamam Barış, şimdiden yükselme lütfen. Ne haber Dicle? İyi. Hoş geldiniz. Ya kusura bakmayın, toplantıları daha önceden planlamayınca böyle oluyor. Bir şeyler söylediniz mi? Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Gerek yok. Ben de istemiyorum. Geçmiş olsun. Sağ ol. Senaryo değişmiş Celal Bey. Ya öyle oldu. Ha Barış'ın sahneleri yetişmeyecek diye azaltsanız bir nebze hak vereceğim. Ama öyle olmamış. Diyaloğu, aksiyonu çıkarılmış ama kendisi sahnede put gibi duruyor. Hikaye öyle gerektirmiş. Sonuçta senaristlerin bileceği bir şey, ben karışamam. Yapmayın Celal Bey. Ya her bölüm kahraman oynayacak diye bir kaide yok ki. Oyuncu dediğin bazen de duracak. Sen benim oyunculuğumu kesmişsin Celal abi. Al bak 20. sahne. Herkes konuşuyor, kavga ediyor. Ben duruyorum. Fanlarınla yeterince kavga ettin be Barış. Celal Bey, ben size inanamıyorum. Bir sosyal medya meselesi yüzünden başrol oyuncunuzu kıza mı çekeceksiniz sanki başka oyuncular yapmıyor gibi? Ya başka dizilerin oyuncuları beni ilgilendirmez kardeşim. Bu diziyi gençler izliyor. Ya Barış'a bir kar toplamışlar. Benim de o karı eritmem lazım. Bu bölüm hem yüzü hem karakteri bir dinlensin bakalım. Gelecek bölüm bakarız. Gelecek bölüm bakarız. Yani gelecek bölümde ne olacağı belli değil öyle mi? Barış tamam. Nesi tamam Feriz? Tahtaya kaldırılmış çocuk gibi cezamın bitmesini mi bekleyeceğim ben? Barış'cığım bak güzel kardeşim. Ben 20 yıldır bu piyasada iş yapıyorum tamam. Böyle sette huzuru bozan, seyircisiyle dalaşan kim olursa olsun sahnesini keser. Ya hadi ben yuttum diyelim. Kanal yöneticileri zıplar oradan. Bu diziden 150 kişi ekmek yiyor. Herkes kendini bilecek anladın mı? Ben kendimi biliyorum. Bu diziye emek verdim ben. Aylarca Barış olmaktan çıktım, yağmur oldum. Şimdi öyle kenarda bir dekor gibi, saksı gibi duramam. Ya bu senaryo değişecek ya da ben... Tamam Barış. Ya da sen ne? Sete mi çıkmaz? Barış Efendi, o sözleşmeleri biz boşuna imzalatmıyoruz tamam mı? Oku bakayım sözleşmede ne yazıyor? Sete çıkmamanın cezası neymiş? Celal Bey, o sözleşmeler iyi niyet üstüne kurulur. Zorla hangi yapımcı hangi oyuncuyu oynatabilmiş? Ayrıca Barış'ın motivasyonu düşerse oyunu da düşer zaten. Ben bu senaryo öyle sete çıkmam. O kadar söylüyorum. Neyin havasında ya? Neyin havasını yapıyor? İki bölüm ünlü oldu diye kendini kıvanç mı sanıyor bu? Siz de çok üstüne gittiniz Celal Bey. Peri masalım Barış bu kadar sevildi diye patladı. Yüzünü bile görmediğim adam küfreder susmuş. Yapınca oyuncu olmaktan çıkarır dekor yapar. Sus Barış. Artık yeter ya. Tamam biraz sakinleş. Ben sakinim zaten. Sakinim ben. Hem niye herkes benim alttan almamı bekliyor? Aferin. Aferin.
Delireceğim ben Feris ya. Adam çocuk gibi beni azarlayıp terbiye vermeye kalkıyor. Niye res çekiyorsun? Resmini görmese ne olacak? Buyur kapı dese ne yapacaksın? Ayrıca nereye gidiyorsun sen ya? Sözleşmen var. Sözleşme falan umurumda değil. Ceza ödemek zorunda kalırsın. Umurumda değil Feris. Başka yerde şansımızı deneriz. Sektörde yanıp tutuşuyordu zaten agresif oyuncu isteriz diye. Şimdi ne olacak? Gerçekten ayrılacak mı Barış bizden? Senaryoyu değiştirmezse oynamayacağım hakikaten. Laf ağızdan çıktı bir kere. Bir de beni sözleşmeyle tehdit ediyorlar. Tazminat, ceza filan. Harbi ödetirler mi lan? Ödetirlerse ödeyeceğim. Yapacak bir şey yok. Neyle? Biriktirdiklerimizle. Dizi film bir şey gelene kadar da bir şekilde idare ederiz. Yok birikmiş. Nasıl yok? Ben sana verdim hepsini. Ben de başkasına verdim oğlum. Borç vardı bir miktar. Ben o parayı niye biriktirdim abi? Sektöre karşı başım dik dursun, beklemeye gücüm olsun diye biriktirdim. Ne bileyim oğlum, ben dizi öyle tuttu gidiyor diye çok da şey yapmadım ben yani. Kumara yatırdın değil mi? Ne alakası var Barış? O borç neyin borcu o zaman? Barış, bak ben vaktiyle kazanıp sana verdiklerimin hesabını böyle sormadım bro. O oyunculuk kurslarına giden paralar... Ya bırak abi, bana vicdan yapma şimdi. Ben o kurslara babamdan kalanlar senin payıma düşeniyle gittim. Sen payına düşeniyle ne yaptın? Kumar oynadın. Şimdi bana hiç öyle hayatımı senin için feda ettim ayaklarına yatma. Öyle demek ha? Öyle tabii. İyi lan. İyi. Evet. Barış Bey, Enis Eçeli sizinle görüşmek istiyor. Kim? Hattan ayrılmayın lütfen. Yayına bağlıyorum. Bir dakika, bir dakika. Ne yayını ya? Barış'cığım günaydın. Günaydın. Senin şu kavga olayı programımızın gündemine oturdu. Seyircilerimiz bir de senden dinlesin istedik. Ben gerçekten şu an hiç müsait değilim. Çok kısa bak. Ece de burada. Diğer magazinci arkadaşların söyledikleri doğru değil diyor. Ben gerçekten konuyla ilgili yorum yapmak istemiyorum şu an. Barış'cığım, hayatım, sizin kavga ettiğiniz yere o gece polisler gelmedi mi tatlım? Hı? Sen kimliğini onlara göstermedin mi? Ben yalan haber mi yapıyorum? Yalan yazmam ben. İyi de ben bunları inkar etmiyorum ki zaten. E neden o zaman iftira diyorsun? İftira mı atıyorum ben? Benim anlamak... Enis'cim maalesef bu yeni nesil ünlüler böyle. Yani her şey iyiyken bizimle çok iyiler. İşler biraz bozuldu mu, sarpa sardı mı benim söyleyecek lafım yok, yorum yok diyorlar maalesef. Sen o haberi yaparken işin doğrusunu bana sordun mu? Barış'cığım şimdi soruyoruz. Ben gerçekten artık konuyla ilgili yorum yapmak istemiyorum. Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum size. Görüyorsunuz söyleyecek bir şeyi yok Barış'ın. Barış'cığım. Ama seyircilerimiz ayıp oluyor. Senin için televizyon açanlar var. Yok yok, kusura bakmayın gerçekten. Babamdan kalan arsa yok. Gururun kırılmasın diye sana parayı verirken öyle söyledim. Ne diyorsun abi sen? O oyunculuk kursları, iş beklemeceler falan. Borç aldım. Yani sağdan soldan türlü tuhaf. Neyse. Öyle işte. Ben senin emeğini kumara yatırmadım. İş konusunda başım dik olsun diyorsun. Olsun bro. Ama bizim de bir gurur lüksümüz olsun. Kaşelerle mi geldik oğlum biz bugüne kadar? Sınıf düşürürüz. Alışkın olmadığımız şey değil. Hem bu sefer kaynakçılık olmaz, başka bir iş olur. Sen de nasıl yeni bir şey bulursun kendine. O zamana kadar da idare ederiz.